Dün gece neredeydin? Ah, dede burada mıydınız? Bir arkadaşıma gittim. Dedim ya, biraz morali bozukmuş, dertleştik. Bu arada haberin olsun. Mehmet'in durumu iyiye gidiyor. Doktorlar iyi bir şeyler söylüyor. Yani yavaş yavaş tasını tarağını topla diyorsunuz. Kusura bakmayın dedeciğim ama Ömer'in uydurduğu yalanlarla beni bu evden kolay kolay atamazsınız. Görürüz bakalım. Zamanı gelince. Asla aklından bile geçirme Esmer. Mustafa'ya bakacağım. Günaydın. Sana da günaydın. Çok güzelsin Esmer. Efendim canım. Ben seni çok üzdüm ya. Bundan sonra bir daha asla üzmeyeceğim. Senin için çok iyi bir eş olacağım. Tamam güzelim. Olur. Ama ayrıca sen beni hiçbir zaman üzmedin ki. Seninle her zaman mutlu oldum ben. Hafta sonu tatillerinde gene dağlara gidelim. Mustafa'yı da götürürüz. O da alışsın. Bir de arada sırada köyde kalırız. Ben özlüyorum oraları. Tamam. Bu evde bir odaya girmeden kapı çalınır. Öğrenseniz iyi olur. Şey ben bebek ağlıyor diye yalnız sandım da. Bir şeyi gevşemiş de onu götüreceğim tamir. Böyle bırakıyor musun ağlarken? Zararlı değil mi? Bak ne diyeceğim. Biz seninle bir ara bir kahve içelim. Sen o arada bana anlat. Bebeğe neler zararlı, neler yararlı. Günaydın. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Kudret'in ağlamalarını duydun. Figen yok mu yukarıda? Gerdanlıklarıyla meşgul. Ronlarla işini bitirse susturacak oğlunu. Gideyim bakayım dedim. Beni de aşladı. Allah Allah. Sabah sabah ne gerdanlığı şimdi? Kızlar. Ay sizin bu gelinin kafasında birazcık çatlaklık var mı? Vallahi beni ne zaman görse iğneleyip duruyor ayol. Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydın abicim. Figen kalkmadı mı? Oh ne güzel böyle. Aynı evin içinde ayrı ayrı yaşamak bekar gibi. Figen hastayken çocuk beni rahatsız etmesin diye yukarıda kalıyor Reyhan Hanım. Burası da düz ayak diye ben de burada kalıyorum.